Evet, doğruları söylemem lazım sanırım. Tek yarıkta kırınım kafa karıştırıcı bir konu. Hatta önceden sunmuş olduğum argümanı bile ilk defa duyduğum zaman karmaşık işlemlerden ibaret olduğunu düşünmüştüm. Hiçbir anlam ifade etmediğini sanıyordum. Yani her şey çok saçma gelmişti. İşte bu videoda neden böyle olduğunu açıklamaya çalışacağım. Özellikle de yıkıcı noktalar için kullandığımız argümanın yapıcı noktalar için neden geçerli olmadığını göstereceğim ve bunun biraz da olsa yardımcı olacağını düşünüyorum. Başka bir deyişle buçuklu dalga boyları ilişkisi bize yapıcı noktaları veren bir ilişki değil en azından tam olarak. Yani yapıcı noktaları veriyor ama tam olarak değil. Neden mi? Birlikte inceleyerek nedenine bakalım. Önce şunları bir sileyim. Şimdi diyelim ki yapıcı noktalar için olan formülü türetmeyi deniyoruz. İlk olarak yapacağımız şey aynı şekilde her bir noktanın yarağa geldiği zaman kırılacağını düşünmek olur sonsuz sayıda kaynağımız olacak. Ama sonsuz sayıda kaynak çizemeyeceğimiz için şimdilik yine 8 tane olduklarını kabul edelim. 1 2 3 4 5 ve 8. Ekranda kırınım desenimiz oluşacak ve grafiksel gösterimi şu şekilde olacak. Aslında bulanık çizgiler halinde görünecek ama grafiksel gösterimini şu şekilde çizebiliriz. Tam ortada büyük bir aydınlık nokta olacak uçlardaki bu noktalar oluşmaya devam edecek ama bunları bu şekilde çizmeye devam edemiyorum. Sadece devam ettiklerini söylemiş olayım. Ardından yapıcı bir nokta seçelim. Tam bu noktada işte burası aydınlık bir bölge. Bütün dalgaların yapıcı girişimde bulunduğu bir noktayı tahmin etmem gerekseydi bu noktayı seçerdim. O zaman en yukarıdaki dalgamızı seçelim. Bu aydınlık noktaya gitmesi için bir miktar yol kat etmesi gerekiyor. İkinci dalga olarak ortadaki dalgamızı seçelim. Bu dalganın da aynı şekilde belli bir yol kat etmesi gerek. Yol farkını bulmak için çizginin tam şuraya dik olduğunu hayal ediyorum. Hatırlarsanız eğer buradaki küçük uzunluk yol farkına eşitti. Peki yol farkı ne olmalı ki bu iki mor dalga bu noktada yapıcı bir girişim oluştursun? Tam sayı bir dalga boyu olmalı değil mi? Bir dalga boyu, iki dalga boyu gibi. Şurası bir dalga boyu olursa buradaki bağıntı hakkında ne söyleyebiliriz? Zaten biliyoruz. Hatırlayın. Yol farkıyla teta arasındaki yani oluşan açı arasındaki bağıntı d sinüs teta şeklindeydi. D dediğimiz şey deliğin genişliğiydi. Buna bir önceki videoda W demiştik. O zaman bu iki nokta arasındaki genişlik ne olur? Bu ışık kaynağıyla bu ışık kaynağı arasındaki genişlik W bölü 2 olur. O halde bağıntı ne oldu? D eşittir W bölü 2 dedik çarpı sinüs teta eşittir. Bu ilk noktayı ele aldığımız için eşittir lambda dememizde bir sorun olmaz. Bu iki dalganın bu noktada yapıcı bir girişimde bulunduklarını düşünelim. O zaman W çarpı sinüs teta eşittir. 2 lambdanın bize yapıcı bir nokta vermesi gerekir. Benim şimdiden kafam karıştı. Nasıl olur? W sinüs teta eşittir 2 lambda mı? Yapıcı mı? Bunun yıkıcı bir nokta olduğunu önceden kanıtlamamış mıydık? Hatırlayın. Yıkıcı noktalar için elde ettiğimiz formül W sinüs teta eşittir M lambda'ydı. Ve M eşittir 0 olmadığı ve 1, 2, 3, 4, 5 gibi tam sayılar olduğu sürece. Bu bize M eşittir 1, 2 gibi tam sayı olduğu sürece yapıcı noktaları veriyor. Aşağıdaki noktaları hesaplamak istersek M herhangi negatif tam sayı bile olabilir. Evet kısacası şu an bunların bize yapıcı noktalar verdiğini kanıtlamış gibi olduk. Ama bunlar nasıl oluyor da yapıcı olabiliyor? Aslında öyle değiller. Biraz da öyleler aslında. Ama bakın şimdi neler oluyor birlikte inceleyelim. Eğer az önce sunduğumuz argümanı devam ettirirsek, argümanı yanlış kılan şey bir önceki argümanımız doğruydu. Yanlış olan argüman az önce yapıcı noktalar için sunduğumuz argümandı. Çünkü evet bu iki noktada yapıcılar ama izleyin. Yaptığımız işlemleri hatırlayın. Ne demiştik? Eğer bu ikisi yapıcı girişim oluşturuyorlarsa, o zaman geri kalan hepsinin de yapıcı olmaları gerekiyor. Peki gerçekten öyle mi? Bir bakalım. Bir aşağı inelim. Buradan da bir aşağı inelim. Aynı şekilde bu iki dalganın da buraya geldiklerini düşünün. Şimdilik her şey yolundaymış gibi görünüyor. İkisi de aynı açıya sahip. Birbirlerine olan uzaklıkları da aynı. Yani buradaki uzunluk hala w bölü 2 kadar. Dolayısıyla yine w bölü 2 çarpı aynı açının sinüsü yazmamız gerekiyor. Çünkü ekran üzerinde aynı noktaya geliyorlar. Eğer w bölü 2 aynıysa, sinüs teta da aynıysa, o zaman aynı şekilde yol farkını belirten lambda da aynı olmalı. O zaman bu iki mavi dalgada yapıcı bir girişim oluşturuyorlar. Hala iyi gidiyoruz ama bu aslında kötü bir durum. Birazdan neden olduğunu söyleyeceğim. Evet, bu ikili de yapıcı bir şekilde birleşirler. O zaman burası aslında yapıcı bir nokta mı? M eşittir 2 yapıcı bir nokta mı yoksa yıkıcı bir nokta mı? Cevap yıkıcı bir nokta. Argümanımız burada suya düşüyor. Çünkü şuna bakın. Bu iki mor dalga bu noktada yapıcı bir girişim oluşturmalarına rağmen dalga döngüsünü şöyle çizeyim. İki mor dalga bu noktada yapıcı bir şekilde birleşseler bile Diyelim ki yukarıdaki buradaydı. O zaman ortadaki noktadan gelen dalga da tepe noktasındaydı. Şimdi bu ikisi yapıcı girişim oluşturacaklar. Peki bir sonraki ikilide durum nasıl? Bir sonraki ikili de şu şekilde girişim oluşturacaklar. Belki her ikisi de şu noktadalar. Her ikisi yine yapıcı ama mor dalgalarla aynı değiller. Bir de turuncu dalgalara bakalım. Belki turuncular yapıcıdırlar. Çünkü her ikisi de fazın aynı noktasındalar ama diğerleriyle aynı noktada değiller. Başka ikillere de bakabiliriz. Bu ikili için ne demeli? Bunlar da şu şekilde aşağıda bir yerlerde olabilirler. Bu iki nokta da aynı şekilde yapıcı ama sanırım buradaki problemi gördünüz. Bu iki nokta her ne kadar yapıcı olsalar da bu nokta bu noktayla yapıcı değil ve bunların hepsini topladığımız zaman çoğu birbirini yok ediyor. Bu yüzden bunlar oldukça küçükler tek yarığın yanında bu şekilde güçsüz, çok güçsüz, küçük aydınlık bölgeler oluşur. Çünkü tam olarak birleşen noktalar elde edemeyeceğiz. Onun yerine büyük kısmı birbirini yok eden noktalar olacak. Ve noktalar aslında birbirini tamamen yok etmiyorlar. Kırnım ağında gerçekleri biraz çarpıttığım nokta burasıydı. Önce şunlardan kurtulalım kırınım ağında tek bir çizgi vardı ve üzerlerinde bir sürü yarık açmıştık. Söylediğim gibi kırınım ağları güzel şeyler. Çünkü şurada bir sürü yarık açalım. Ekran üzerinde bulanık bir desen görmek yerine tam ortada büyük aydınlık bir nokta elde ediyoruz. Hemen yanında düzgün tanımlı, düzgün tanımlı, düzgün tanımlı, her iki tarafında da eşit aralıklı, neredeyse sıfıra yakın bölgelerden sonra çok belirgin, ardından sıfır, ardından çok belirgin, ardından yine sıfır ve yine çok belirgin bölgeler görüyoruz. Ve kırınım ağları için sunduğumuz argümanda yapıcı olmayan noktalar haricinde aralardaki sıfır olan bölgelerin oluşmasındaki sebebi Buraya geri dönersek eğer sebebi buradaki etkiye bağlıyoruz. Çoğunun birbirini yok ettiğini söylediğimiz etki. Şimdi de diyorum ki aslında birbirlerini tam olarak yok etmiyorlar. Yani aralardaki bu küçük sallanmalar aslında kırınım ağına ait. Bunlar diğerlerine kıyasla o kadar küçük ve önemsizler ki bunların farkına varmıyoruz bile. Demek istediğim şey şu. Eğer bunu daha gerçekçi çizseydik burada yine parlak bir noktamız olacaktı. Ama aradaki bu bölgede hem yapıcı hem yıkıcı olan noktalar görülecekti. Tek yarıkta olan şey ise bu şekilde görünür. Tam ortada büyük parlak bir nokta. Kırnım ağ olduğu için düzgün tanımlı olmayacak çünkü tek bir yarıktan bahsediyoruz. Ama yine de bunları görüyor olacağız. Bu garip titreşimler karşımıza çıkacak. Kırnım ağında bunları göz ardı edebiliyoruz ama yine de orada olduklarını bilelim. Ve tek bir yarıkta yalnızca böyle bir şey elde ediyoruz. Dolayısıyla çok fazla göz ardı edemiyoruz. Yani bunlar orada olmaya devam edecekler. Bu noktalar birbirini tam olarak yok etmedikleri için argümanımız işe yaramıyor. Şöyle düşünürsek işe yarıyor. Bunlardan ikisi yapıcı olabilir. Yani bunları yapıcı nokta oluşturacak şekilde eşleştirebiliriz. Ama hepsi fazlarının aynı noktasında bulunmayacak öyle olsa burada tam bir yapıcı nokta elde ederdik. İşte bu yüzden tam olarak çalışan bir formül bulmak oldukça zor. Peki yapıcı noktaların formülü ne? Bu formülü elde etmek hiç de kolay değil. Bunun için biraz daha fizik bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden genellikle fiziğe giriş derslerinde çoğu yapıcı noktanın yerini tam olarak bulmanızı beklemezler. Hatta bu çoğu yapıcı nokta bile birbirini kısmen yok ediyor. Ama yıkıcı noktaların tam konumunu nasıl bulacağımızı biliyoruz, değil mi? Ve eğer bir yapıcı noktanın yerini yaklaşık olarak tahmin etmek istersek, komşu iki yıkıcı noktanın tam konumunu bulabiliriz. Burada ise ortada bir yerde yapıcı bir nokta olacak. Evet, kabaca böyle. Ama hala bazılarınızın hoşuna gitmeyen bir şeyler olduğunu seziyorum. Belki de bir saniye. Bu formülü yıkıcı noktalar için kullanabileceğimizi söylemiştik ama yapıcı noktalarda karşılaştığımız sorun yıkıcı noktalar içinde bir sorun oluşturmayacak mı? Hayır, oluşturmuyor. Yıkıcı noktalarda fazların farklı noktalarında bulunmalarının bir önemi yok. Çünkü her ikili birbirini yok ediyor. Başka bir deyişle bu argümanı yıkıcı noktalar için denediğimiz zaman bakın eğer bu iki mor dalga birbirini yok ediyorsa o zaman birbirlerini yok ediyorlar. Yani eğer biri tepedeyse ve diğeri çukurdaysa ikisinin toplamı sıfır ediyor. Birbirlerini yok etmiş oluyorlar. Ekrandaki bu noktaya çarpan bu ışık üzerinde sahip olabilecekleri etkiyi kaybediyorlar. Yok oluyorlar. Peki mavi dalgalarda durum nasıl? Eğer bu mor olanlar birbirlerini yok ediyorsa, argümanı hatırlayın. O halde mavi dalgaların da birbirini yok etmesi gerekiyor. Dolayısıyla nerede olurlarsa olsunlar, döngü üzerinde farklı noktalarda bulunuyorlar. Diyelim ki biri burada, diğeri de bu biraz aynı gibi durdu. Diyelim ki biri burada, diğeri de buna karşılık gelen 180 derecelik faz dışındaki noktada olsun. Yine de birbirlerini yok ediyorlar. İkisinin toplamı sıfır ediyor. Yani fazlarının farklı noktalarında bulunmaları da fark etmiyor. Nerede olduklarından bağımsız olarak, yani biri 180 derece faz dışında olsa da tüm katkılar yok oluyor. Bir sürü sıfırı birbirine ekliyoruz ve yine sıfır elde ediyoruz. Dolayısıyla yıkıcı argümanı işe yarıyor yapıcı noktalardaki sorunla karşılaşmıyoruz. Bu durum yapıcı noktalar için bir sorun oluşturuyor dedik. Çünkü bunları topladığımız zaman büyük bir sayı elde edebiliriz. Ve mavi dalgaların toplamı başka bir sayı olabilir. Turuncu dalgaların toplamı farklı bir sayı olabilir. Kırmızıların toplamı negatif bir sayı olabilir. Böylece sürekli farklı sayılarla karşılaşabiliriz. Peki hepsini toplamaya kalkarsak ne buluruz? ne bulacağımızı tam olarak bilemeyiz. İşte bu yüzden yapıcı noktaların formülü bulmak hiç de kolay değil. Sıfırları toplamak gayet basit. Sonuç sıfır olur. Umarım bu çılgın, karmaşık argümanın yapıcı noktalar için bir şey ifade etmediğini anlatabilmişimdir. Ve umarım bu sayede yıkıcı noktalar için türettiğimiz bu formüle biraz daha güvenmişsinizdir. Bu formülle yıkıcı noktaları bulabiliyoruz. Yani işe yarıyor. Bulabileceğimiz başka bir şey ise tam ortadaki bu aydınlık bölgenin genişliği. Geniş bir bölge. Ve formülde m eşittir 1 dersek ilk yıkıcı nokta şurada olduğuna göre burası çok geniş olacak. Hatta tam olarak tüm bu yıkıcı noktalar arasındaki uzaklığın 2 katı kadar. Peki buranın genişliği ne kadar? Bunun için yukarıdaki ilk yıkıcı noktanın açısını bulabilirsiniz. m eşittir 1'i m eşittir eksi 1 olarak alalım. Biraz trigonometre uygulayarak bu uzunluğu hesaplayabilirsiniz. Bulabileceğiniz bir diğer şey ise işte merkezdeki bu aydınlık bölgenin genişliği. Ve konumu da tam merkezde. Ama diğer yapıcı noktaların konumlarını tam konumlarını bulmak daha zor. Genişliklerini bulmakta sorun yaşamazsınız çünkü başlayıp bittikleri noktaları bulabilirsiniz. Ama bu aralıkta nerede maksimum yaptıklarını bulmak için bir formül yok. Onun yerine tek yarıkta oluşan yıkıcı noktalar için buradaki formülümüz var. Ve genellikle bu tür problemlerde bu noktaları bulmanız gerekecek.